Sunumu Tarifler kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk kanat yapacağız. Tam mangal tadında, çok lezzetli. Izgaradan hiçbir farkı yok. O kadar net söylüyorum. Biz bunu severek yapıyoruz, severek yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tavuk olarak kanat ve küçük butlardan kullandım. Izgaralarda kullanılan tavuklardan. Şimdi onların üzerine bıçakla çizikler atıyorum. Tavukların üzerine kesik atmamın sebebi, birazdan hazırlayacak olduğum sosun tavuklarla birlikte kesik atmış olduğum yerlerden sosla birlikte tavukların daha çok lezzetli olması, sosun tavuklara daha iyi geçebilmesi için, daha çok lezzetli olabilmesi için kesikler atıyorum. Şimdi tavuklarınız için lezzetine lezzet katan sosunu hazırlayacağız. İlk olarak 1 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası karışık, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı bal, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı silme tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tatlı toz biber. Hazırlamış olduğum sosu tavuklarla birlikte harmanlayarak bir güzel karıştırdım. İçici geçmesini sağladım. Daha sonra üzerine streç filmle örterek hava almaması için her yerini kapattım. Eğer ki böyle hazırladığınızda bir gün önceden akşamdan hazırlayıp bir gün sonrasına pişirirseniz tavuklar sosu çekmiş ve daha çok lezzetli oluyor. Tavuklar sosu çektiği için, uzun süre beklediği için daha çok lezzetli oluyor. Eğer ki işiniz acil ve hemen pişirmeniz gerekiyorsa direkt tepsiye dizerek de pişirebilirsiniz. Ama bir gün önceden beklettikten sonra hemen pişirirseniz lezzetini ikiye katlamış olursunuz. Tüm tavuklarımın hepsini bir gün önceden soslayıp hazırlamıştım ve buzdolabında bekletmiştim. Şimdi tüm tavuklarımın hepsini fırın tepsisinin içerisine tek tek yerleştiriyorum. Tüm tavuklarımızın hepsini fırın tepsisine yerleştirdim. Şimdi iki tane patatesi dilimledim. İçerisine biraz sıvı yağ ve tuz ekledim. Daha sonra karıştırarak harmanladım. Ve tavuklarımın arasındaki boşluk kısımlarına hazırlamış olduğum patatesi tavukların aralarına yerleştiriyorum. Tavuklar pişerken suyunu salacak, patatesler de pişerken tavukların suyunu da çekecek ve daha çok lezzetli hale gelecek patatesler de. Evet arkadaşlar, tüm tavuklarımız ve patateslerimiz pişirmek için hazır. Şimdi fırına gönderiyorum. 180 derecelik ısıda alt üst kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tüm tavuklarımız pişti. Çok lezzetli görünüyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık yumuşacık, sulu sulu oldu. Kokusunu tarif edemem. Evin içine sarmış durumda. Çok lezzetli kokuyor. Mangaldan hiçbir farkı yok. O kadar net söylüyorum. Denenmeye değer bir tarif. Şimdi şöyle bir hem çatalla bölerek göstereceğim yumuşaklığını, dokusunu, hem de elim alarak da göstereceğim. İlk bir çatalla şöyle bir yumuşaklığını, dokusunu gösteriyorum. Hem yakından siz de görün. Gerçekten çok nefis oldu. Hem de şöyle yakından göstereyim yumuşaklığını.
Gerçekten çok enfes oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, sulu sulu. Hem sosla birlikte daha lezzetli hale geldi. Gerçekten herkesin sevebileceği bir tarif oldu. Evet arkadaşlar, bir tarifin sonuna daha geldik. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek birbirinden güzel, lezzetli, pratik tarifleri kaçırmamak için yandaki zil işaretine basarak yeni paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.